uğrarsın. Geldiler Ankara'daki hükümete, dediler ki bak bunlar da kararlı. Zaten galipler. Ellerinde sizden daha kuvvetli silahlar var. Ordular var. Mücadele edersiniz. Sonunda ölürsünüz. Bu mücadelede de cennete gidersiniz belki ama bu toprakları kaybedersiniz. Bir anlaşma yapın. Razı olun bir kısmına. İşte bizim bugünkü sınırlarımız böyle çizildi. Bir arabulucu girdi araya. Ama o adamın söylediği 3-4 tane madde var. O dedi ki siz Türkleri uzun vadede bunları sindirmek istiyorsanız aç bırakacaksınız bunları. İşsiz bırakacaksınız. Bunları borca esir edeceksiniz. Sizden borç istedikleri zaman verin. Sonra size esir düşerler. Ama en önemlisi bunları dininden uzaklaştıracaksınız. Eğer onlar bu dinlerinde sabit kalırlarsa ileride gene sizin karşısına çıkar, sizinle mücadele eder. Onun için 1923'te Cumhuriyet kuruldu. 24'te Lozan Anlaşması imzalandı. Arkasından da tarihi okuyan hepimiz biliyoruz ki halifelik lağv edildi. Medreseler ve tekkeler kapatıldı. Anayasadan bu devletin dini İslam'dır ibaresi çıkarıldı. En önemlisi harf devrimi yapıldı. Alfabe değişti. Ne oldu böylece? Geçmişimizle bizim aramızda bir uçurum açıldı. Ben babamın yazdığını okuyamıyorum. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir iş yoktu. Efendim bu Arapça harfler kargacık burgacıkmış. Yani sadece yalandan ibaret bir iş, cahillerin söyleyeceği, insanları kandırmak için uydurulan bir şey. Ya bu alfabet Çince'den, Japonca'dan daha mı zor? Adamın 3000 tane harfi var, şekil var. Ama adam bunu değiştirmemiş hala. Ve Japonya'ya gittiğin zaman dünyanın teknolojide en ileri ülkelerinden birisi Japonya. Oha niye değiştirilmiş bu harf? Bizim geçmişle aramıza hendek açmak, maniye koymak için. Geçmişi öğrenmeyelim diye. Ancak bir insan kendisi ben öğrenmek istiyorum derse gider Osmanlıca'yı öğrenir, tarihi vesikaları kendisi de tetkik edebilir. Ama bu herkes için geçerli değil. İşte biz geçmişimizle araya bağ konulunca arkasından bu sefer camiler kapatılmış. Onun arkasından ezan Türkçeleştirilmiş. İşte böyle bir dönem gelmiş ki biz dinimizden bütünüyle uzaklaştırılmışız. Arkasından da yeni nesiller yetişmeyince imanla 1930'lar 40'lara geldiği zaman 40'larda işte tabir öyle şey yapılmış. Yahu cenaze namazı kılacak hoca efendi kalmadı demişler. İmam Hatip okullar Demokrat Parti'nin açtığı okullar değildir. 50'den sonra açılmamıştır. 48'lerde açılmıştır. Bu eksiği gidermek için. Ha, İmam Hatip okulları da biraz daha farklı bir şekilde adam yetiştirmek için. Elhamdülillah 60'dan sonra, 50'den sonra bir hareket meydana geldi. Ezan Demokrat Parti tarafından hemen Türkçeleştirildi. İmam Hatip okulları artırıldı. Ama o sırada yine bir takım baskılar da devam etti. Ama üzerinde durmamızı icap eden husus ne? Biz bu sınırlar çizilirken tam olarak kanaat getirmedik, tatmin olmadık. Batılılar da tatmin olmadılar. Niye tatmin olmadılar? Temelde biz bunu genelde gözden kaçırıyoruz belki ama Erbakan hocamızın da Allah rahmet eylesin ısrarla üzerinde duran bir konuydu. Lozan bir time out denilen şeyde futbolda maçlarda bir ara verilir. O geçicidir. Tekrar başlanır mücadeleye. Onlar kendi mücadelelerini yani Siyonistler arz-ı mevhuda yerleşme planını gerçekleştirebilmek için bir ara dönem olarak gördüler bu anlaşmayı. Birinci Cihan Harbi'nden sonra da zaten İsrail kurulamadı. İkinci Cihan Harbi oldu. İkinci Cihan Harbi'nden sonra İsrail kuruldu. Kurulurken de bütün arz-ı mev'uda yerleşemediler. Sadece Filistin topraklarına yerleştirdiler.
Tabii buradaki ısrarlarını biz geçmişte yapılan başka çalışmalarla biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki İsrail 1945'ten yani İkinci Cihan Harbi bittikten sonra kuruldu. Bu kurulurken de Amerika'da, Avrupa'da ısrarlı oldu. Ve Avrupa zaten Amerika bizim Lozan Anlaşması'nı da onaylamadığı için şimdi bu topraklar